İslam için ölüm tadılan bir şeydir. Lezzetli bir tat. Merhabalar. Hilmi Yavuz'la İslam'ın Zihin Tarihi programına hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ercan. Nasılsınız bugün? Hamdolsun çocuğum. Çok teşekkür ederim. Sen? Allah'a şükür. Bizler de iyiyiz hocam. Allah afiyet versin canım. Çok teşekkürler. Hocam İslam'da ölümü inşallah konuşmaya çalışacağız bugün. Böyle Kur'an-ı Kerim'de, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sıkça ölümden söz ediliyor malumunuz. Ve İslam dünyası içerisinde ve İslam algısı içerisinde ölümün çok önemli bir yeri olduğunu da biliyoruz. Hocam her nefs ölümü tadacaktır ayeti. Ali İmran 185. ayet. Doğru. Bunu mu konuşalım? Her nefs ölümü tadacaktır. Burada ilginç olan ölümün tadılan bir şeymiş gibi sunuluyor olması. Yüce Allah çok doğru. Şimdi bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor hocam? Çok güzel. Ayet-i Kerim'in Arapçasını da söyleyeyim. Külli nefsün zaikatun mevt diyor. Zaika tatmak. Hususi evet tatmak meselesi. Tatmak diyor. Şimdi tabii burada tatma sözünü yani zaika sözünün her zaman sorguladığımız gibi mecazi mi yoksa lafzi mi? Yani metaforik mi yoksa literal mi olduğu konusunu konuşmamız lazım. Şimdi bu manada böyle bakılırsa o zaman bu ayet-i kerimenin de müteşabih bir ayet olması gerekir evet. diye düşünüyorum şahsen. Çünkü tatmak eğer literal anlamında yani bizim herhangi bir nesneyi, herhangi bir yiyeceğe tatmak, meyveyi tatmak gibi ya da bir yemeği tatmak gibi düşünülecekse. Yani beş duyu organımızın biriyle. Evet, beş duyu organından biri olan evet. tatma duyusuyla eğer açıklayacaksak o zaman bunun içermeleri başkadır. Mecaz olarak açıklarsak, onun içermeleri başkadır. Şimdi istersen önce literal olarak konuşalım. Yani mecaz olarak değil de doğrudan doğruya bizim beş duyumuzla algıladığımız türden, yani beş duyumuzdan biri olan tatma duygusuyla algıladığımız türden bir algının ölüm için söylenmiş olduğunu düşünürsek, o zaman tabii bu doğrudan doğruya ölümün hayata dahil olduğu anlamına gelir. Çünkü tatma duyusunun varlığı o insanın yaşıyor olmasına ilişkin. Hayatiyetini gösteriyor. Yani. Evet, hayatiyetini gösterir. Çok doğru bir tespitle hayatiyetini gösterir. Şimdi öyleyse... Yani şuurlu yapılan bir eylem, tatma eylemi. Evet. Bir anlamda. Evet, doğru. Ama tabii burada şuurlu olmaktan ziyade, çünkü doğrudan doğruya ölümü şuurlu bir etkinlik olarak düşünemeyiz. Burada sadece söyleyebileceğimiz tatma duyusunun yaşama ilişkin, hayata ilişkin olduğu... Ve dolayısıyla ölümün bu manada deyiş yerindeyse hayata dahil olduğudur. Oysa biliyorsun filozoflar, başta Ludwig Wittgenstein olmak üzere Tractatus Logico-Philosophicus'ta ölümün yaşanan bir şey olmadığını söylüyor. Yani ölüm yaşanmaz çünkü yaşanabilmesi için, yaşanıyor olabilmesi için onun dile getirilmesi gerekir. Yani ben şunu şunu yaşadım diyebilme imkanına sahip olmamız gerekir. Öyle değil mi? Yani başka türlü yaşadığımızı nasıl bilebiliriz? Yani dile getirilemeyen bir şey yoktur. Dile getirilemeyen bir şey bu anlamda. Ölüm dile getirilemeyen bir şeydir. Yani ben ölümü nasıl bir deneyim olarak, nasıl bir tatma duyusu deneyimi olarak yaşadığımı aktarabilme, anlatabilme, dile getirebilme imkanına sahip değilim. Çünkü ölümü yaşamıyorum ben. Ama eğer literal anlamda, yani doğrudan doğruya mecazi anlamda değil de literal anlamda, lafzi anlamda okunduğu zaman filozofların söylediğiyle, yani Wittgenstein özellikle ölüm yaşanmaz diyor Traktatus'ta ya da buna benzer bir şey söylüyor.
Kur'an-ı Kerim'de eğer literal okursak, yafsıyı okursak o zaman ölümün yaşanan bir şey olduğunu söylüyor. Şimdi böyle bir problem çıkıyor ortaya eğer lafzi okursak. Doğrusu bunun mecazi olarak okunmasıdır. Ya da en azından belki de eşari gibi davranıp bunun nasıl okunması gerektiğine bila keyfe, yani keyfiyetini bilmeyiz biçiminde cevap verilmesi. Gazali burada da imdadınıza yetişiyor. İmdadıma yetişiyor, doğru. Aslında burada tabii gerçekten bunun müteşabih bir ayet olduğunu söylemek ve dolayısıyla bunun keyfiyetinin yalnızca Allah ve ilimde rasi olanlar tarafından bilinebileceğini söylemek gerekir. Yani çünkü tatma diyor, başka bir şey söylemiyor Cenab-ı Allah. Yani Kelamullah bize bunun tatma. Külli nefsün zaikatun mevt, yani zaika, tatma duyusuyla ilişkilendiriyor. Dolayısıyla dediğim gibi iki biçimde okumamız gerekir. Ya mecazen okuyacağız, buradaki tatma bizim bildiğimiz bir yemeği tatma gibi ya da beş duyumuzdan biri olan tatma duygusuyla algıladığımız türden bir tatma değil, bir zaika değil. Ya da öyle. Şimdi şey olarak, literal olarak baktığımızda bunun ne kertede mümkün olabildiğini söylememiz pek kolay olmayacak. Çünkü eğer şeyse, tadılan bir şeyse bu yaşanan bir şeydir. Yaşanan bir şey olduğu ise onun ancak yaşanabildiğine ilişkin bir dile getirişle ortaya konması gerekir. Yani ben ölümü tattım şöyleydi diyebilmem gerekir. Wittgenstein gibi söylerseniz. Bu da mümkün olmadığını söylüyor. O zaman siz bu bilginin, yani tadıldığına ilişkin bilginin Allah'ta. Evet, yani ben burada evet eşari kelamının geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun keyfiyetinin bilinemeyeceğini, bila keyfe olduğunu söylüyorum. Hocam, Yüce Allah Müminun suresinin 115. ayetinde sizi başına yarattığımızı ve sizin ölümden sonra bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Şimdi her şey İslam'ın, İslam'daki ölüm tasavvuru, her şey aslına döner prensibinden hareketle. Değil mi hocam? Aslına yani, rücu eder, evet. Aslına rücu eder. Dolayısıyla boşuna yaratılmış değildir insan ve elbette kime dönecektir? Cenab-ı Allah'a, Cenab-ı Allah'a dönecektir. Bu perspektiften herhalde bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ölüm, yani hayatın bir hayattan başka bir hayata geçilmesidir. Evet. Yani sonuçta bir son hiç değildir. Zaten birazdan Hristiyanlıktaki ölüm anlayışıyla İslam'ın ölüm anlayışını mukayese etmenizi isteyeceğim sizden ama bu arada tabii ölümü çok güzel dile getirmiş şiirler var bizim edebiyatımızda. Hakikaten Yunus'tan Mevlana'ya, modern şairlerimize kadar harika şiirler var. Birkaç tanesini ben böyle seçtim hususi bu program için. Dinleyelim Ercan. Bir tanesi çok Yunus'tan hocam. Müsaade ederseniz Kavim Yunus'tan o şiiri çok okuyayım ben. Şöyle söylüyor koca Yunus. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol karşıki dağları, mişeleri, bağları sağlık safalık ile geçtik elhamdülillah. Sağlık safalık ile geçtik elhamdülillah. Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk. Kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere. Baba taptuk manasın, saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar geldi, geri göçtük elhamdülillah. Bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık denize dolduk, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında. Yunus miskinçiydik, piştik elhamdülillah. Evet. Yani bu şiire bakıldığı zaman herhalde ölümün kötü bir şey olmadığı İslam'da, değil mi? Korkulacak bir tabii şey olmadığı işte. Ve dolayısıyla Hazreti Mevlana biliyorsun huslat diyor yani şebiya Rus. Yani. Birazdan ondan da bir parça burada seslendirmeye çalışacağım hocam. Yani ölüm her şeyin sonu demek değil bizim hatta itikadımıza göre Müslüman itikadı. Yani tabii. Sayılabilir değil mi hocam? Tabii. Yine Yunus'un biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun diye başlayan şiiri.
ve modern şairlerimize kadar birçok şairin ölüm konusunda lirik bir tahayyüle sahip olduğunu öyle söyleyelim. Çok güzel. Görüyoruz hocam. Şahit oluyoruz değil mi? Mesela? Hocam, mesela? Mesela Yahya Kemal. Yahya Kemal Rindler'in ölümü şiiri. Onu da dinleyelim senden. Rindler'in ölümü şiiri biliyorsunuz bu konuda yazmış en güzel şiirlerden bir tanesi. Yani evet üstadın. Onu da o zaman yeri gelmişken okumak. Evet. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış. Eski şirazı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bir bahar ülkesidir Rinde. Bir var mı orada asude bahar ülkesi mi yoksa? Bahar ülkesidir Rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altına kalan kabrinde her gece, her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Harika. Yani tabii bu, ölüm asude bahar ülkesidir Rinde. Ölüm asude bahar ülkesidir. Bahar ülkesi gibi. Temellik eden, öyle tahayyül eden, öyle düşünen değil mi hocam? Evet. Gruba karşı son bahçelerde. Evet. O dönülmez akşamın ufkundayız. Rindler'in akşamı şiirinde de benzer duygular. En güzel bana sorarsan ölüm şiirlerini Yahya Kemal yazmıştır tabii. Hepimize rağmen. Hocam ilginçtir. Yahya Kemal'de aslında ölümün farklı tezahürleri de var. Yani şimdi tasavvuf anlayışıyla söylersek, yani ölmeden evvel ölün nasıl başka bir mecrada konumlandırıyor ölümü. Mesela Yahya Kemal'de hayalin ölümü diye bir şey söz konusu. Evet. Nasıldı o? Hangi şeyi söylüyor? Dünya biter, o yerdeki mağlup olur hayal. Temdidi ömre kudreti kalmaz daha yürü. Evet. Dünya biter, yani bir çeşit ölüm. Evet. O ölüm nasıl bir ölüm? Hayalin bitmesiyle, mağlup olmasıyla gerçekleşen bir ölüm. Temdidi ömre kudreti kalmaz tahayyülün. Yani ömrü uzatmaya hayal gücünün imkanı kalmaz artık. Hayal gücüyle ömrü uzatmanın imkanı yok. İşte bu şey tabii yani başka bir dizesi de var ya hakem. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar dizesiyle şimdi okuduğum beyit. Evet. Aslında yani bu dünya onun daha lirik. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşarın. Biraz daha retorik sözü. Evet, bu retorik. Biraz daha retorik çünkü değil mi hocam? Doğru. Çok haklısın. Peki hocam, İslam'la Hristiyanlık arasında ölüm düşüncesi bağlamında ne gibi farklar söz konusu? Şimdi aslında çok enteresan bir şey. Bunu ben düşündüğümde karşıma şöyle bir soru çıktı. Acaba insanlar, Hristiyan insan olsun, Müslüman insan olsun, öleceklerinin daha önce seziyorlar mı? Ve bu sezgi neye dayanıyor? Çünkü şeye baktığınızda mesela Avrupa veya Ortaçağ Hristiyan kitaplarına vesaireye baktığınızda orada şunu görüyorsunuz. Ölüm bir iç kanaat olarak ortaya çıkıyor. Yani öleceğini sezmek, Hristiyan insanın önceden sezdiği ama bunu bir iç sezgi olarak herhangi bir dış etmenden dolayı değil. Buna karşılık çok ilginç. Sedat Veysi örneğin 1971'de Anadolu Folklarında Ölüm diye bir kitabı vardır. Zaten onun dışında ölüm meselesini bir antropolojik mesele olarak ele alan başka kitap yok. Orada bizim insanımızın daha doğrusu Anadolu Müslümanı olan insanımızın ölümün geleceğini dışsal bir takım etkilerden yola çıkarak kavradın. Yani gökyüzünde görülen değişiklikler, hayvanların davranışı, eşyanın davranışı vesaire. Doğayı yani, okumak biçiminde. Evet. Çok ilginç bu. Çok ilginç çünkü biri tamamen içsel bir mesele olarak ölümün geleceğini sezinliyor. Yani herhangi bir dışsal etki söz konusu olmadan bizim insanımızı yani şeyin söylediği gibi demin sözünü ettiğim Anadolu Folklarında Ölüm kitabında sözünü ettiği gibi şeyin bu durumda görülen şey tamamen dışa bağlı olan bir şey. Bunun yani, anlamı ne? Nasıl okumak gerekiyor hocam? Valla yani bir kere buna doğrusu karar veremedim. Yani niçin acaba Hristiyan insanı için ölümün gelecek oluşu tamamen bir içsel kanaat olarak, bir sezgi olarak kavranıyor da Anadolu folklorunda özellikle Müslüman insan için bunu dıştan gelen bir takım olaylara, dönüşümlere vesaireleri bağlıyor.
bu üzerinde durulması gereken acaba bir mesele. Bireyin gerçekten kendisini tabiatın bir parçası olarak görmesi, öyle kabul etmesi biçiminde okunabilir mi hocam? O da öyle okunabilir tabii. Güzel. Böyle de okunabilir. Çünkü ama başka okumalar da yapılabilir diye düşünüyorum ama nasıl bir okuma yapılabilir doğrusu o konuda bir şeyim yok. Ama aradaki bu farkın da bence önemli olduğunu söylemek gerekir. Yani niye bir iç mesele olarak, niye bir dış mesele olarak ölümün geleceğinden sanki haberli olmak meselesi, niye bu kadar biri içsel biri dışsal bir mesele olarak kavranıyor? Dediğin gibi tabiatın bir parçası olduğunu da düşünerek çünkü topraktan açıklamak geldik, yine aslımıza rücu edeceğiz, toprağa gideceğiz. Mümkündür. 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 Ama bu biraz da yani mümkündür derken biraz da panteist bir görüş mü acaba diye de. Öyle bir tehlike de var tabii yani oraya düşmek var, tehlikesi. Tabii. Hazreti Peygamber'in bu dünyada garip bir yolcu gibi ol hadis-i şerifini hatırlıyoruz. Hı. Garip bir yolcu gibi. Ya da işte bir gölgelikte gölgelenmek. Yani zamana ilişkin, dünyadaki hayatı kısalığına ilişkin yaptığı vurgular, garip bir yolcu gibi olmak. Yani iki kapılı bir han neticede dünya. O müthiş metaforla. Aşk ve zevk. Evet, müthiş bir metaforla. Yani dünyaya bu manada baktığımız zaman, yani İslam'ın ölüm tasavvuru ve ölümün biçimlendirdiği hayat tasavvuru başka kültürlerdeki ölüm tasavvurundan çok farklı. Evet. Çok farklı tabii. Farklılar getiriyor. Yani bizde, bizim şeyimizde bir hayat tarzından başka bir hayat tarzına geçiş anlamına geliyor. Mekan değiştirmek. Mekan yani değiştirmek. Bu kadar basit bir evet, şey. Bu kadar yani. Basit, evet. Bu kadar basit. Hemen ağlayı geldim aleme, ağlayı gittim ben. San ol Nilüfer'im kim? Suda bittim, suda gittim ben diyordu ya hocam. Hı, doğru. Şair. Hemen çabucak yani suda bittik, suda gittik. Ağlayarak geliyoruz dünyaya veya ağlayarak gidiyoruz. Doğru. Ya da Tarancı'nın o 35 yaş şiirinin son bölümü aklıma geliyor. Değil mi hocam? Nasıl? Muhteşem. Yani orada ölümü bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Bir namazlık saltanat. Cenaze namazına vurgu yaparak söylediği şey. Kim bilir nerede, nasıl? Kaç yaşında değil mi? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali musalla taşında. Tabii başka şiirler de var. Hazreti Pir'in, Hazreti Mevlana'nın ölümü algılayışı önemli. Önemli. Çok. Dolayısıyla onun üzerinde isterseniz biraz duralım hocam. Şöyle söylüyor, Şebi Arus olarak bir düğün gecesi olarak, sevgiliye kavuşma gecesi olarak kabul ediyor. Gelin gecesi. Gelin gecesi olarak kabul ediyor. Şöyle söylüyor hocam, bir gazelinde tercüme ederek okuyorum. Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı? Bende bu cihanın gamı var. Dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit bir şüpheye düşme. Bana ağlama, yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem işte o zaman yazık yazık demenin sırasıdır. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. O vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca sakın elveda elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batan ayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batmak görünür ama o doğmaktır. Bu çok önemli değil mi hocam? O doğmaktır. Tabii, tabii. Mezar hapis gibi görünür ama o canın kurtuluşudur. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı? Can Yusuf'u ne diye kuyuda feryat etsin? Bir tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Zira senin hayu huyun mekansızlık aleminin fezasındadır. Harika. Tabii canım. Yani ölümün bizim için bir ölesi geliyor insanın. bir şenlik biçiminde düşünmesi aslında çok ilginç bir şey. Mesela İrlanda Katoliklerinin de buna benzer bir yaklaşımı var. Onların wake dedikleri bir şey var. Hatta James Joyce'un Finnegan's Wake diye bir romanı da vardır. Bu şu demek wake, ölümden sonra şenlik demek. Yani ölüyü mezara verdikten yani defnettikten sonra ölü evinde şenlik yapmak. Buna wake diyorlar. Ve
bu aslında bir anlamda yani ölümün bir yası, bir matemi değil, bir şenliği, bir mutluluğu da ifade ediyor olması anlamına geliyor. Çok ilginç bir şey. Eski Türklerde de yani ölümlerden sonra verilen yemekleri falan düşündüğümüz zaman, toplanmaları düşündüğümüz zaman bir bakıma buna benzer bir yapının olduğunu görmemiz tabii mümkün hocam. Başka kültürlerde farklı kültürlerde benzer yaklaşımları da görüyoruz o zaman. Tabii bu tabii şöyle okumak mümkün bunu. Ölüm mutlak bir şey değil. Yani ölüm dolayısıyla yas tutmamız vesaire gerekmiyor. Yani bu öyle bir şey ki yas tutulması gereken bir şey. Tam tersine bir şölenle deyiş yerindeyse kutlanması gereken bir şey. Yani wake dediğimiz şey. O ve bu çok şey yani ölüm anlayışının nasıl bir nasıl idrak edildiğini göstermek bakımından enteresan bir örnek. Şairin bir beyti aklıma geldi. Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Necip Fazıl. Çok hakikaten hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Yani doğru. Peygamberin bir sünnetiymiş gibi değil mi hocam? Ya, tabii tabii. Yani tabii, böyle. Tabii. Çok güzel yani Hazreti Peygamber tabii hiç güzel olmasaydı. Güzel bir yaklaşım. Dolayısıyla Hazreti Pir'in bu yaklaşımını bütün tasavvuf erbabı şairlerde görmemiz mümkün. Şurası çok etkiledi beni. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Demin ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun diyor hocam. Yani insanı, yani tabiri caizse toprağa konan o bedeni bir tohum olarak nitelendiriyor. Düşünün. Evet. Yani harika. Şimdi ilginç bir şey bu. Bursalı İsmail Beli'nin bir şeyi var, bir çalışması var. Asali Zeyli Zübdetil Eşar, Zübdetil Eşar diye okumamız evet lazım. Orada bir şuara tezkiresidir bu. Şairlerin ölümüne ilişkin çok farklı biçimlerde atıfta bulunarak yazılmış olan bir şairler şuara tezkiresidir. İlginç bu. Çünkü her şairin adıyla ya da mahlasıyla ölümün ifade biçimi arasında bir paralellik kuruyor. Bir iki örnek vermek istiyorum burada, çok hoştur bu. Mesela diyor ki, Baki'nin ölümü için, Bursalı İsmail. Baki'nin demişken, evet, Kanun Mersiyesi, muhteşem evet, Mersiyesini evet, anmak gerekiyor değil mi hocam? Ahır, çalındı küsi rahil, ettin irtihal diye sonuna doğru bunu söyler. O çok şey bir şiirdir biliyor musun? Bir kere bütün bir medeniyettir bana göre. Zaten hep öyle söylemişimdir ben o Mersi'ye. Şiirin başlangıcı Kanuni'nin o büyük bir imparator olarak, büyük bir sultan olarak başarılarının sesini verir. Ey paybendi damgehü kaydı namüneng diye. Böyle başlar ama daha sonra ölüm söz konusu olduğunda bir senfoni gibi sonuna doğru birdenbire böyle bir yumuşama, bir ağırlaşma, bir veda senfonisi, bir veda senfonisi gibi. Evet, aynen öyle. Haydn'ın veda senfonisi gibi gerçekten. Ahır, çalındı küsi rahil, ettin irtihal, uzun seslerden oluşan ve uzayan bir şey. Yani tam bir senfonidir ve gerçek anlamıyla bir medeniyettir o yani Baki Efendi. Ha, şimdi İsmail Beli'nin Baki'nin ölümü üzerine yazdığı şey. Diyor ki, 1087'de Serkeşide-i Nemed Merg oldu Baki için. Bahri Paşa'nın ölümü için 1112 tarihinde Gariki Derya-i Rahmet oldu. Bahri Paşa, evet. Gariki Derya-i Rahmet oldu. Evet. Bedri'nin ölümü, Bedri diye bir şair, 1065 senesinde Mah-ı Ömrü Muzmahili Grubu Fena oldu. Mah, evet. Bedir. Cazım'ın ölümü içinde şunu söylüyor. 1138 senesinde Nühüftü Darül Bekayı cezm etti. Nühüftü Darül Bekayı cezm etti. Ben şöyle okumuşum. Ha bir de şey var. Ragıb'ın ölümü 1120 senesi hududunda temaşa gahı beşihte bihişte azmetmeye rağbet etti. Rağbet etti. Remzi'nin ölümü 1316 senesinden libası rezmi hayattan ari seferi bezmgahı adu itti.
diyor. Süleyman Fadıl'ın ölümü içinde 1135 senesinde Sayyad-ı Ecele Nahcir oldu vesaire gibi. Şimdi şöyle demişim bunu. İsmail Beli sadece sözü geçen her şairin ölümü için ayrı bir dile getiriş dağarı kullanmakla yetinmiyor. Bu dile getirişin şairin adı ile de mütenasip oluşuna özellikle dikkati çekiyor. Cezmi'nin cezmetmesi, Bahri Paşa'nın Bahri Deniz anlamında, Garik'i Derya-i Rahmet olması, Ragıp'ın, Ragıp'la Rabet'in aynı kökten geliyor olması dolayısıyla bir hiçte yani cennete azmetmeye rağbet etmesi. Ragıp, rağbet. Bedri'nin, ayın Bedri durumu dolayısıyla mahı ömrünün ayının yani muzmahili grubu fena oluşu gibi. Bu İsmail Beli'nin tezkiresinin dilsel olarak temellük ediliş biçimindeki çeşitliliği ile ölümün bu dünyaya ait bir mesele olduğunu gösterir. Ölümün şiiri İslam'da en yetkin ifadesini demin söylediğim gibi Baki'nin Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı o muhteşem mersiyede bulur. Dediğim gibi öyle yazmışım zaten. Aslında Wittgenstein'ın söylediği şey var ya hocam. Evet. Üzerinde konuşulmayanlar hakkında susmalı. Susmalı. O zaman ölüm hakkında konuşamıyorsak susmalıyız. Dile getirilemiyorsa ölüm yaşanan bir şey değildir. Evet. Evet. Bu önermeler neticesinde de buna bakabiliriz. Burada o zaman hayat içerisinde dile getirilebilen bir şey olarak nitelendiriliyor ölüm belki de. Evet, o şekilde kişiye tabii. Özgü. Tabii. Rilke geldi aklıma hocam. Bana kendi ölümümü nasip et diye dua ediyor Allah'a. Kendi ölümümü. Kendi ölümümü bana özgü ölümü nasip et diye dua ediyor. Ve zaten bir gül dikeninin sebep olduğu kanama uzun sürüyor biliyorsunuz. Ondan sonra bir gül dikeniyle tabiri caizse ölmüş oluyor. Ve Allah ona kendi ölümünü nasip etmiş oluyor. Oluyor. Benim kanaatim öyle. Zaten öteden beri söylediği bir şey var Rilke'nin yine. Bunları siz okuyunca hemen onlar geldi aklıma. Meyvenin çekirdeğini taşıması gibi ölümü kendi içimde taşıyorum. Muhteşem bir ifade. Muhteşem bir. Muhteşem. Mezar taşı da çok şey. Mezar taşı da evet. Değil mi? Öleceğini anlayınca ölümüne yakın bir dönemde kendi mezar taşını kendi hazırlatıyor. Oraya iki dize yazdırıyor. Evet. Gül-ey saf çelişki. Gül-ey saf çelişki diye başlayan şey. Nice göz kapaklarının altında hiç kimsenin uykusu olmama sevinci. İşte bu kendi ölümünü yaşamakla hiç kimsenin uykusu olmamak arasında kurulan evet, ilişki bu. İlişki. Hiç kimsenin uykusu olmamak, kendi uykusuna uyumak demek. Hocam programımızın sonuna geliyorum. Yunus'tan bir hüsnü hatime olsun diye. Ten fanidür, can ölmez, çün gitti giri gelmez, geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Harika. Harika. Yunus üzerine herhalde aşk ve ölüm üzerine hiçbir şey yazılmamalı diye düşünüyorum hocam. O kadar. Yunus rahmet olsun. Zaman zaman değil, her zaman beni susturuyor doğrusu yani. Daha iyisini söyleyememe gibi bir şey var, bir kaygı var yani. En iyisini söylemiş. Ya en mükemmelini söylemiş mesela yani. Hocam bir yerde de muhteşem. Hocam o zaman yine Yunus'tan bir biz dünyadan gider olduk diye başlayan kalanlara şimdi, selam evet, olsun. Müsaadenizle onu okuyayım, ondan sonra programımızı kapatacağım zaten. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hastayken halımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. Bizi bir arı veç ile yuyanlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza, namaz için üstümüze, duranlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız, yayacağız kefenimiz, saranlara selam olsun. Sözdür söylenir araya, kimse dövmez bu yaraya. İltip bizi makbereye koyanlara selam olsun. Bunda hep gelenler gider, hergiz gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Aşık oldur hakkı seve, hak derdine kıla deva. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözü,
kan yaş ile doldu gözü, bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Söylenir şey değil, değil mi hocam? Söylenir şey değil. Muhteşem bir şey. Osman, bizi dinleyenlere de selam olsun. Bizi dinleyenlere selam olsun. Evvel giden ahbaba da selam olsun, değil mi hocam? O da muhteşem bir şiir. Öyle bitirelim programımızı o zaman. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Hocam çok teşekkürler. Selam olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Senin de evlat. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, Hilmi Yavuz'la İslam'ın Zihin Tarihi programının sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda buluşmak üzere. Zatınızı hoşça tutunuz efendim.